Eğer hayaliniz varsa hiçbir zaman geri dönmeyin ve o hayale ulaşmaya gayret edin. Bu sözler tek motorlu bir uçakla dünyayı dolaşan Kırgız pilot Soyuz Beksaliyev'e ait. O 72 yaşındaki yol arkadaşıyla birlikte hayalinin peşinden gitti ve 64 günde dünya turunu tamamladı. 46 bin kilometrelik uçuş mesafesine ulaşan Saliyev dünya turunu Kırgızistan'ın 25. bağımsızlık yılına adadı. Tek motorlu küçük bir uçakla Kırgızistan'dan yola çıkan Soyuz Beksaliyev dünya turunu tamamladı. Saliyev bu yolculuğuyla küçük bir uçakla dünyayı dolaşan ilk Türk dili konuşan isim oldu. 21 Temmuz'da Kırgızistan'ın ulusal bayrağını Kırgızistan Başbakanı Soronbay Jeenbekov'dan teslim alan Soyuz Beksaliyev'in 64 gün süren macerası uluslararası Manas Havalimanı'na ulaşmasıyla sona erdi. Saliyev 72 yaşındaki Litvanya vatandaşı Jonas Yuknus'la birlikte 25 Ağustos'ta Bişkek'ten yola çıktı. 64 gün süren gezinin toplam uçuş mesafesi 46 bin kilometreyi buldu. 23 ülke üzerinden geçerek 12 ülkede kalan Saliyev ile Yuknus bu dünya gezisini Kırgızistan'ın 25. bağımsızlık yılına ve 2. Dünya Göçebe Oyunları'na armağan etti. Ancak planlanandan geç başlayan yolculuk Kırgızistan'ın bağımsızlık gününden bir ay sonra bitti. Böyle bir düşünceyi 10 yıl önce hayal ettim. İlk başta bunu yapmak mümkün değil diye düşündüm. Çünkü bunu özel insanlar yapabilirlerdi. Ama bilgi toplayıp, kitapları okuyarak, internete bakarak, tekrar tekrar hesaplayarak mümkün olduğuna inandım. Ama çok iyi hazırlanmak gerektiğini de anladım. Kesin bir plan oluşturarak işe koyuldum bundan 5 yıl önce. Tabii zorluklar oldu ama bunları atlattık. Bu yılın ayrı bir önemi var. Bu geziyle ülkemizin bağımsızlığına, 2. Dünya Göçebe Oyunlarına da dikkat çektik. Kısacası Kırgız bayrağını dünyada gezdirdik. Maksatımız Kırgız jelegin yer yüzün aylantırı oldu. ...47 yaşındaki Soyuz Beksaliyev, Bişkek Belediye Meclisi üyesi, Oktaybır ilçesi eski kaymakamı olarak da tanınıyor. İlk mesleği Rus dili öğretmenliği olan Soyuz Beksaliyev'in çocukluk hayali pilot olmaktı. O hayal bu yolculuğunda temelini oluşturdu. Maddi durumu yeterli bir düzeye gelince pilot okulunda eğitim gördü ve Saliyev 2003 yılında diplomalı pilot oldu. Saliyev hedefe ulaşmanın önemine değindi. Her bir adamın içinde hayal olur. Her insanın bir hayali vardır. Hayatın çeşitli koşullarında ve zamanında pilot okulunda eğitim görme fırsatım olmadı. Sonradan bu fırsatı yakaladım. Pilot okulunda okudum. Ben Türk arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Eğer hayaliniz varsa hiçbir zaman geri dönmeyin ve o hayale ulaşmaya gayret edin. Bir adım geri gidin. Genel durumu daha iyi anlayın. Ama gerektiği zaman da iki adım öne gidin. Benim tavsiyem budur. Mümkün geri yerde... Hayalleri gerçekleştirmek için hiçbir zaman geç değil diyen pilot Saliyev'in yeni projeleri ve fikirleri şimdiden merakla bekleniyor.